Alıştın mı yeni evine? Tabii orası artık senin evin sayılır. İki üç güne alışırsın. İnsan gençken yeniliklere daha kolay adapte oluyor. Ama akrabalarına da şaştım kaldım. İnsan hiç değilse itibarını düşünür. Arkasından konuşulmasın diye sahip çıkar. Resmen götürüp yetimhaneye bıraktılar seni. Neyse, babam bu senenin ücretini ödemiş. Ama seneye ne olur bilmiyorum. Topun ağzındasın yani, ben sana söyleyeyim. Tamam, sen şimdi bu kadın ne kadar kötü diyeceksin ama... baban da o kadar parayı nasıl batırmış kızım? Resmen aptallık. Tamam, hadi kendini vurdun. Ya karından ne istiyorsun? Gazetelerde üçüncü sayfa haberi oldunuz. Sizinki gibi elit, nezih bir ailenin... Yeter! Benim babam canavar değil, aptal da değil, anladın mı? Olanların hepsi kazaydı, tamamen kazaydı. Cemre, sen karşında kim olduğunu unuttun galiba. Artık prenses değilsin, şımarıklığı bırak. Yoksa... Yoksa ne olur Nazan teyze? Kapının önüne koyarız seni. Ayrıca bundan sonra bana Nazan teyze demeyeceksin. Nazan hanım diyeceksin. Anladım Nazan hanım. Saygısız. Şimdiden benzemişsin onlara. Kızlar. Annesi mi ölmüştü, babası mı? İkisi de, babası annesi. Vay be, yetimhane gülü. Bizi partisine almayan kız değil mi? Yani, kişi mi? Kısıldaşmanıza gerek yok. Evet, babam kendini vurdu. Ama önce annemin işini bitirdi. Ne oldu? Tırsın mı? Ha? Kimse istemedi beni. Ben de yetimhaneye düştüm. Ne acıklı hikaye değil mi? Söylesene. Üzüldün mü benim için ha? Şaşırdınız mı? Acıdınız mı bana? Konuşsana! Ya biriniz konuşsun be! Ya eskiden hiçbiriniz benden ayrılmazdınız. Cemre çok eğlenceli, Cemre çok havalı. Hadi Cemre de gelsin partiye. Ne oldu? Ne oldu ha, ne oldu? Şimdi böyle mi olduk? Bir tek benim mi başıma geliyor bunlar? Sen! Senin baban Metin'si koynunda kalp krizi geçirmedi mi? Hayır, yok öyle bir şey. Sen kendini kandırmaya devam et. Herkes neyin ne olduğunu biliyor da yüzüne söyleyeyim. O kadar iğrençsiniz ki. Hepinizden nefret ediyorum.